Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak bizi hayırlı eylesin. Hayırınızı, yolunuzu, ömrünüzü hayırlı eylesin. Bu mübarek gecenizi de hayırlı eylesin. Allah nice kandiller nasip etsin. Allah nice kandilleri bu manada hakkıyla ihya edenlerden eylesin inşallah. Malum bugün Kadir Gecesi. Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle bin geceden hayırlı bir gece. Bin geceden kıymetli bir gece. Kadir Gecesi'yle alakalı biraz orta yaşlılar kulaktan dolma bir bilgilere muhakkak sahiptir. Veya İslam ümmeti içerisinde İslam ümmeti Kadir Gecesi'nin faziletiyle alakalı 3 aşağı 5 yukarı belli şeylere, belli bilgilere, belli öğretilere, belli eğitime sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın demesiyle bu gece Kur'an'ın indirildiği gece. Tabi Kur'an'ın indirildiği gece dendiğinde veya kitabın indirildiği gece. Böyle bir şey olunca bunun üzerinde biraz farklı durmak lazım. Hazreti Allah Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O tan yer ağırınca kadar bir selamettir. Tabi ayet-i kerimenin başında da biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nde indirilen Kur'an-ı Kerim. Ümmet-i Muhammed bunu böyle algılıyor. Veya bütün ümmet bugüne kadar bunu böyle algıladı. Kadir Gecesi belki de kün lafzının başladığı an. Cenab-ı Hak o kadar çok kıymet vermişti ona. Bin aydan hayırlıysa onda bir hikmet var. Onda farklı bir şey var. Böyle bir farklı bir din anlayışı, farklı bir görüş koyma noktasında değil. O kadar böyle farklı bir şey konuşup da medyatik olma noktasında değil. Sadece anladığımı ve algıladığımı aktarmak istiyorum. Adem'den itibaren gelen bütün dinler İslam dini. Ve biz kitabı o gün indirdik dediğinde kitaptan kasın. Kur'an-ı Kerim olsa dahi Kur'an-ı Kerim ümmül kitap, bütün kitapların anası. Bütün kitapların anasıysa Kur'an-ı Kerim hayatın da anası demek. Ve yaratılışın da anası demek. O zaman hayatın kitabıysa Kur'an-ı Kerim o zaman hayatın da annesi. E hayatın annesi ise o zaman o indirilen öyle bir kitap ki kıyamete kadar gelecek olan bütün her şeyin tohumu, nüvesi hükmünde. Bütün her şey, o kıyamete kadar gelecek olan her şey o tohumda saklı, o tohumda gizli. O zaman o tohumun yaratıldığı gece Kadir Gecesi. Ve Cenab-ı Hak onu o gün için kendi nefsinde, kendi zatında kün lafzını söyleyerekten ishar etti. Malum Kadir Gecesi gizlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde
Ramazan'ın ilk 10 günü aramış, itikafa girmiş. Hadis-i şeriflerde bize beyan edilen sonradan ikinci 10 güne tekrar itikafa niyet etmiş. Yine üçüncü 10 güne niyet etmiş bir dahaki seneye. Ve üçüncü 10 günde sabit kılmış. Kadir gecesini arama noktasında. Üçüncü 10 günde sabit kılınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin etrafındaki kalbi, gönlü açık, maneviyatı açık sahabeler rüyalarında son 7 günde görmeye başlamışlar. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri görüyorum ki sizin rüyalarınızdan Kadir gecesi son 7 günün içerisinde demiş. Sonradan bu sahabeler daha da odaklanmış rüyaları. Rüyalar odaklanarak da 27. gecede sabit kalmış. Ve bütün ümmet Kadir gecesini 27. gecenin içerisinde, yani bu gece kutluyorlar. Buradan başka bir şey gelmek istiyorum. Kameri aylar her sene 10 gün dolaşır. Dolaşırsa aslında yıllar içerisinde Kadir Gecesi bütün yılın günlerini dolaşmış olur. Bütün yılın günlerini dolaşmış olur. Otursanız, hesaplasanız, bütün yılın günlerini dolaşacak. Mesela bu sene Salı günü Kadir Gecesi kutlanıyor. Salıyı çarşambaya bağlayan gece. O gün geriye geliyor. Salı olmayacak. Bir dahaki sene bir 10 gün daha geri geliyor. Yine aynı yıl olmayacak. Aslında dolaşacak günleri. Ve dolaştığı zaman aslında her 7 yılda son 7 günleri Kadir Gecesi olarak kutlayan bir kimse her 7 yılda bir bütün günlerini Kadir Gecesi'ni kutlamış olacak. 7 yılda bir onu bu sefer yakalamış olacak. Yine 7'ye bağlandı bakın iş. Ve hafta 7 gün ve Kadir Gecesi son 7 günde aranacak. O zaman normalde eğer 7 yıl üst üste Kadir Gecesi'ni kutlamaya çalışan kimse Kadir Gecesi'ni bir şekilde 7 yılın içerisinde yakalayacak. Eğer bu hesabı devam ederse, normalde geriye doğru gittiğinde veya ileriye doğru gittiğinde hiç önemli değil. 7 gün içerisinde haftanın bütün günlerini dolaşmış olacak 7 yıl içerisinde. Hatta çakışmayacak, üst üste de gelmeyecek. Hiç hesap etmedim ama Allah-u Alem öyle olacak. Öyle olunca da orta yere bir şey çıkacak. Ümmet-i Muhammed eğer son 7 günü Kadir Gecesi olarak her sene, hatta 27. günü dahi Kadir Gecesi olarak kutlamış olsa 7 yıl sonra veya 10 yıl sonra önemli değil, o kimse muhakkak Kadir Gecesi'ni yakalayacak. Ve hayatında bir gün de olsa eğer mümin ise, eğer bu noktada iman etmiş kimse ise o Kadir Gecesi'ni yakalayacak. Ama öyle bir şey ki Cenab-ı Hak öyle bir müjde vermiş ki o Kadir Gecesi yakalansın istemiş. Kadir Gecesi bu manada sanki gizliymiş gibi görünüyor. Sanki böyle saklıymış gibi görünüyor. Kime saklı gizli? Kadir Gecesi'ni ihya etmeyenlere saklı gizli. Kadir Gecesi'ni her sene ihya edenlere saklı gizli değil. Hazreti Mevlana da öyle der. Kadir Gecesi, Kadir Allah'tır der. Allah nasıl kendisini tanımayanlara gizlediyse ama tanıyanlara aşikarsa, meydandaysa, Kadir Gecesi de tanımayanlara, kutlamayanlara gizli ama tanıyanlara, kutlayanlara aşikar, meydanda ve onu yakalamaları mümkün insanların. İşte öyle bir Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin öyle şanını yükseltmiş, ismiyle musamma etmiş. Cenab-ı Hak kendi sıfatıyla sıfatlandırmış geceyi. Kendi sıfatıyla sıfatlandırınca geceyi, işin içerisine başka bir şey aramak lazım gibi geliyor bana. Ve onu ararken
Allahu alem Cenab-ı Hak kün lafzını yine Kadir gecesine bağladı. Çünkü madem ki onun kitabı Kadir gecesinde indirdi, kitaptan kasıt Kur'an dahi olsa, çünkü kitapların anası, o Kur'an-ı Kerim hayatın anası. Hayatın anasıysa kün lafzı o, bu manada hayat öyle başladı. O zaman kün lafzını söylerken Cenab-ı Hak aynı zamanda da kitabı indirdi. Ve o yüzden o gece çok kıymetli. O yüzden o gece çok önemli. Çünkü yaratılışın sır olmaktan zahirliğe çıkışı o künle bağlı. Kündeki sır, kündeki sır neyse Kadir gecesindeki sır da o. Ve Kur'an'daki sır neyse kün lafzındaki sır da o. Evet, hayatın sırrı neyse Kadir gecesindeki sır da o. Ve Cenab-ı Hak o sırrı Kadir gecesinde inşa etmiş. Meydana çıkarmış. Ve öyle muhteşem bir şey ki mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri çok sevaba nail olmak için Kadir gecesini aradığını zannetmiyorum. Evet, Müslümanların bir kısmı çok sevaba nail olmak için Kadir gecesini ihya edecekler. İhya edin. Evet, kim bu gece namaz kılarsa, kim bu gece Allah'ı zikrederse, kim bu gece dua ederse, gündüzünü oruçlu geçirip gecesini ibadetle geçirdiyse, bir yıllık geçmiş günahlarını affetti Cenab-ı Hak. Bir yıllık da değil. Geçmiş ne kadar günahı varsa affetti. Eğer Kadir gecesini ihya ettiyse 80 aydan hayırlı. 1000 aydan hayırlı. 1000 ayda yaklaşık 80 yılı tekabül ediyor. O zaman o kimse 80 yıllık ibadet işlemiş gibi sevap alacak. Eğer derdimiz sevap ise. Sevabı aldın, zengin oldun. Eyvallah. Bunda bir şey şüphe yok. Kim Ramazan boyunca Ramazan oruçlu geçirirse Allah bir yıllık günahını affetti. Kim başka bir hadis-i şerifte, kim bir Ramazan boyunca orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını da affetti. Biz daraltmayalım, genişletelim. Kim Ramazan oruçlu geçirirse Allah geçmiş günahlarının hepsini de affetti. Derdim bu değil. Derdim günahımın olup olmadığından dolayı değil veyahut da günahımın affolmasını istemediğimden dolayı değil. Bunu böyle küçük görmek değil derdim. Ama derdim burada başka bir şey. Cenab-ı Hak öyle bir şey, böyle bir gece bize sunuyor ki yani o gecede ayrı bir sır var. Ve diyor ki o geceyle alakalı melekler ve ruh inerde iner. Allah'ın izniyle. Ve melekler o gece iniyorlar. Yüksekten inmek, yüksekten aşağı inmek. İnmek, bir şeyi şereflendirmek. İndi, yüksekteydi, indi. Hani bizim siyasetçilerimiz eskiden kullanırlardı ya, halka indi. O yüksek ya, halk alçak, halka indi. Makam sahibi makamını terk etti, halka indi. Oo, harika. Melekler de indi bugün. Ruhtan kasıt, herkes Cebrail aleyhisselam demiş. Melekler ve ruh bugün indi de indi. Biz herkesin Cebrail aleyhisselam olarak gördüğünü görelim. Yani bir tarafta melekler diyecek, ruhu ayıracak. Ruhu Cebrail aleyhisselam olarak göreceğiz. Oraya da bir ben çentik atayım geçeyim. Ve bütün melekler bu gece yeryüzüne, semaya inecekler. İnecek de inecekler. Sabaha kadar inecekler. Tan yeri ağrıncaya kadar inecekler. Ve meleklerin inmesindeki hikmet ne? Melekler niye inecekler? Niye durup dururken iniyorlar? Ve Cenab-ı Hak onlara niçin izin veriyor? Ne var ki neye iniyorlar? Bir şey var ki bir şeye inecekler. Ve bu inişlerinin bir sebebi olmalı. Sebepsiz Cenab-ı Hak hiçbir şey yaratmaz. Bu sebep öylesine bir muhteşem sebep ki demek ki
Cenab-ı Hak bütün meleklerini yeryüzüne indiriyor. Tabi bunu sufiler farklı yaşarlar. Seyri sülüke giren sufiler bu halleri yaşarlar. Meleklerin indiklerini görürler. Hatta Kadir Gecesi uzaydaki başka varlıkların da dünyaya, semaya, hatta Beytullah'ı tavaf ettiklerini görürler. Seyri sülükte bunu yaşarlar. Ve hepsi de bölük bölük, hepsi de kavim kavim Beytullah'ı tavaf ederler. Ve Beytullah'ı tavaf ettikten sonra tekrar yerlerine çıkarlar. Beytullah'ın tavafı da 7 katta olur. Yani onların tavafları normal insanlar gibi olmaz. O yaratıklar da kendi yarattıklarının varlığın derecesine göre tavaflarının da derecesi ve katları vardır. Ve onlar yeryüzüne inerler, yeryüzünde Beytullah'ı tavaf ederekten giderler. Ama onların vazifeleri sadece Beytullah'ı tavaf etmek değildir. Veya onları görenler, o ay ya bunlar sadece Beytullah'ı tavaf ediyorlar değil. Cenab-ı Hak o varlık alemini komple yaratmış olduğu o alemdeki o varlıkları hepsini hizaya katıp belki de Allah-u Alem o insanı kamili tanıtıyordur. Ve insanı kamili gösteriyordur. Ey melekeler! Hani siz yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökülecek bir insan mı yaratacaksınız dediydiniz. İşte yeryüzünde kan döken insanlar oldu. Fesat çıkaran insanlar oldu. Ama öyle de insan oldu. O insanı kamil oldu. O insanı kamili tanıyın. O insanı kamili görün. O insanı kamili bilerekten bana karşı çıkışınızın ne kadar haksız olduğunu da görün. Bana karşı çıkışınızın ne kadar edebe mugayyir olduğunu da görün. Bana karşı çıkışınızın ne kadar yanlış olduğunu da görün. İşte öyle bir insanı kamil var ki o insanı kamil kan dökücü değil, fitne çıkarıcı değil. O insanı kamil nefsine uyucu değil. O insanı kamil şeytana uyucu değil. O insanı kamil dünyanın bütün ziynetlerinden, dünyanın bütün güzelliklerinden geçerek de gerçek dostu buldu. İşte onu tanıyın. Aslında bin aydan hayırlı olan şey aynı zamanda insanı kamildir. Bin aydan hayırlı olan şey aynı zamanda kün nafsıdır. Bin aydan hayırlı olan şey Allah'ın tanınmaklığıdır. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek bin aydan da hayırlıdır. Ve senin Allah'ı tanıdığın an, Allah'ı bildiğin an bin aydan da hayırlıdır o an. Ve Allah'la yüzleştiğin an, Allah'la görüştüğün an, Allah'la hitaplaştığın an bin aydan da hayırlıdır. O zaman Kadir Gecesi'ndeki maksat Allah'ı tanımaktır. Allah'ı bilmektir. Kadir Gecesi'nden maksat Allah'ı bilmekten daha üstün başka bir şey değildir. Ve nefsini bilen Rabbini bildi. Kendini bilen Rabbini bildi. Nefsiyle mücadele eden Rabbini bildi. Nefsiyle mücadele etmediyse o Rabbini bilmedi. Ve nefsini tanımlayamadıysa o Rabbini bilmedi. Şöyle düşünün. Bütün insanlar Kadir Gecesi'ni ihya etsinler. Bütün insanlar Kadir Gecesi'ni ihya ederekten bütün günahlarından sıyrılsınlar. Ve bütün günahlarından sıyrıldığı zaman Allah'ı tanımaya hazır bir hale gelsinler. Ve Allah'ı tanımaya hazır hale gelen insanlara Allah tabiri caizse tecelli etsin. Tecelli ettiğinde ve bütün insanlar Allah'ı tanısınlar. O Kadir Gecesi'nden daha da önemli. Ve Allah diyor ki, ey insanlar, ey iman edenler, ey müminler, kendinizi öyle bir hale getirin ki, kendinizi öyle bir noktaya getirin ki, 3 ayların başlangıcından itibaren temizlenmeye, kendinizi muhafaza etmeye, kendinizi korumaya ve o muhteşem geceye kendinizi hazırlayın. Kendinizi o güne hazırlayın. Öyle bir gün ki ben o gece
dünya semasına tecelli edeceğim. Hususi bir tecelli edeceğim. Ben o gece dünya semasına öyle bir hususi tecelli edeceğim ki o gün siz beni tanıyın. Ben o ayın içerisinde şeytanları bağlayacağım. O ayın içerisinde şeytanları ben ne yapacağım? Prangalara vuracağım. Ve o ayın içerisinde şeytanları prangaya vuraraktan müminlerin imanlarını özgürleştireceğim. Ey iman edenler, ey müminler, ey inananlar, inancını imana yükseltenler, inancınızı imana yükselterekten kendinizi öyle bir geceye hazırlayın ki o gece ben sizinle yüzleşeceğim. O gece ben tecelli edeceğim. Ve o öyle bir gece olacak ki beni tanıyan, beni gören, beni bilen kimse, beni bilen kimse, beni tanıyan, beni bilen bir kimse 80 yıllık ibadetten daha evla bir ibadet etmiş olacak. Ey müminler, ey inananlar! Hazırladık mı kendimizi? O geliyor. Hazırladık mı kendimizi? Kadir gecesinde kadri yüce olan Allah kullarına tecelli edecek. Bu sisi bir tecelli. Ve Cenab-ı Hak cennet ehline tecelli edecekti ya. Evet. Ve cennet ehline tecelli edeceğinde bir kısım cennet ehli diyecekti ki bu bizim Rabbimiz değil. Ama dünyadayken onu tanıyanlar hemen secdeye gidecekler. Evet bu bizim Rabbimiz. Cennet ehlinin bir kısmı ise tereddüt edecek. Tereddütte kalacaklar. Rabbimiz mi değil mi diye. Ve Cenab-ı Hak ikinci tecelliyatını yapacak. İkinci tecelliyatında herkesin zannına göre tecelli edecek. Müminlerin zannına göre tecelli edince bütün cennet halkı secdeye gidecek. Bu bizim Rabbimizdir diyecek. Çünkü zannınca onlar tanıdılar Allah'ı. Birisi rızık veren olarak tanıdı. Birisi evlendiren olarak tanıdı. Birisi çocuk veren olarak tanıdı. Birisi zenginlik veren olarak tanıdı. Birisi hastalıklara şifa veren olarak tanıdı. Birisi zorluklardan kurtaran olarak tanıdı. Bir çeşit onun sıfatlarıyla tanıdı. Bütün o, bu bizim Rabbimiz değil diyenler, tereddüt edenler. Ve Cenab-ı Hak ikinci tecelliyatını onların zanlarına göre tecelli edecek. Ve Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de der ki ben kulumun zanlı üzereyim. Kulunun zanlı üzerinese kul Allah'ı nasıl zan beslediyse, hangi noktada zan ettiyse o noktada tanıyacak Cenab-ı Hakk'ı. Ve dostlar, bu gece cennet gecesi. Eğer bu gece Kadir gecesi ise, bu gece cennet gecesi. Bu gece neden cennet gecesi? Çünkü Cenab-ı Hak cennette tecelli edecekti. Ve Cenab-ı Hak bu gece de tecelli ediyor. Bu gece tecelli edecekse, o tecelligah ancak cennet halinde olur. Bütün ulema hemfikirdir. Allah müminlere cennette tecelli eder. Doğru mu? Her cevap doğru. O zaman bu gece Cenab-ı Hak tecelli edecekse bu gece o tecelligaha mazhar olan kimse cennet ehli ve cennet. O zaman Kadir gecesi cennetten bir gece. Eğer bu gece Kadir gecesi ise cennetten bir gece yaşanıyor. Bu cennetten olan geceyi cehennemliklerin görmesi mümkün değil. Çünkü cehennemlikler cenneti göremeyecekler. Cehennemlikler Allah'ı da göremeyecekler. Ama Cenab-ı Hak cennetliklere kendisini tecelli ettirecek. Kadir gecesinin kadrinin yüce olmasının sebebi Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmesi. Dostlar, sizi sevaba çağırmıyorum. Sizi sevaba çağırıcı değilim. Sizi Allah'ı tanımaya çağırıyorum. Allah'ı tanırsanız geceniz Kadir gecesi olacak. Allah'ı tanımayanların gecesi yine Kadir gecesi.
ama onlar sevap alacaklar. Dostlar, Allah'ı tanıyanlar ancak Kadir Gecesi'nin manasını algılayabilirler ve anlayabilirler. Allah'ı tanımayanlar, bilmeyenler Kadir Gecesi'nin tam olarak manasını algılamaktan uzak dururlar. Oysa Cenab-ı Hak yaratılış sebebini ben tanınmaklıyı sevdim. Ben insanı beni tanısınlar diye yarattım der. O zaman Kadir Gecesi'nin manası farklı bir yere çıkar. Kadir Gecesi'nin bu noktadaki içeriği farklı bir noktaya gider. O farklı noktayı algılamak, o farklı noktayı anlamak gerek. Ve Kadir Gecesi Allah'ı tanıyanların gecesi bu manada. Kadir Gecesi Allah'ı bilenlerin gecesi bu manada. Ve Sufiler Kadir Gecesi'ni o yüzden derler ki sen her gece Kadir bil. Kadir Gecesi bütün müminlere eyvallah. Bir pencereden bakabilirsiniz. Kadir Gecesi'ni her gece Kadir Gecesi bilen Sufiler. Her gece Cenab-ı Hak semaya gece arasından sonra Allah yeryüzüne tecelli eder. Allah yeryüzüne her gece yarısından sonra tecelli ediyorsa o tecelligahı bekleyen ayakta duran aşıklar vardır. O aşıklar o tecelligahı beklerler. Hangi saat, hangi dakika, hangi saniye, hangi vuruştadır, hangi esintedir, hangi dalgadadır, gecenin hangi dakikasındadır, o gizlidir, o saklıdır. O ummadığın anda şimşek gibi vuruverir. O ummadığın anda şimşek gibi geliverir. O ummadığın anda şimşek gibi kalbine doğuverir. O ummadığın anda belki de bir bankta, belki de yolda, belki de bir parkta, belki de namazda, belki de zikirde, belki de tefekkürde, belki de bir hadis okumasında, belki bir Kur'an tefsiri okumasında ama muhakkak gece arasından sonra o aşıklarını sevindirir. O aşıklarının gönlünü alır. Aşık günün debdebesinden, günün zilletinden, günün karanlığından ferahlığa çıkar. Ertesi güne bir ümit vardır. Yine o gelecektir. Ertesi güne yine bir umut vardır. Aşık ümit eder, umut eder, sabahı bekler yine. Yine gece arasından sonrasını bekler. Herkes uyusun diye bekler. Herkes yatsın diye bekler. Çünkü sevgili gelecektir. Sevgili gelecekse sevgili beklenmek ister. Sevgili göz kapaklarına kürdan takıp uyumamak ister. Sevgili gece ayakta duruş bekler. Sevgili gece secdede belki de gelecektir. Secdede beklersin. Kıyamda beklersin. Rükuda beklersin. Ağlamada beklersin. Zikirde beklersin. Duada beklersin. Bir fukaraya duada beklersin. Bir fukaraya gece yarısı bir parça yiyecek götürürken beklersin. Birisinin kapısında beklerken gelir. Bir şekilde gelir o. O vaat etmiş. O sözünde durur. İnsanlara benzemez. O sözün onun hakkıdır. O diyor ki her gece yarısından tecelli edecekse işte her gece yarısından sonra aşıklar için Kadir Gecesi'dir. Aşıklar o Kadir Gecesi'ni her an yaşarlar. O yüzden Hazreti Mevlana'da Mesnevisinde o sufi sözünü nakleder. Her geceyi Kadir bil. Her geleni Hızır bil der. Sufi her geceyi Kadir bilir. Her geleni de Hızır bilmek zorunda. O zaman ancak sufi olabilir. O zaman ancak sufi anlayış erebilir. O zaman Cenab-ı Hak her gece yarısı tecelli ediyorsa her gece Cenab-ı Hak için Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak için Kadir Gecesi ama o Kadir Gecesini anlayan gerek. O zaman aşıklar her gece ayaktaysa aşıklar her gece Kadir Gecesi yaşıyor demektir. Aşıkların dışında Kadir Gecesini yaşayamayan ümmet-i Muhammed'e de Cenab-ı Hak merhamet ediyor, lütfediyor, ikram ediyor.
ihsan ediyor. Diyor ki, ey ümmet-i Muhammed, siz aşıklardan olmadınız. Siz her gecenizi Kadir gibi yaşamadınız. Siz her gecenizi Kadir gibi ayakta durmadınız. Siz her gecenizi aşıklar gibi ağlayaraktan, inleyerekten geçirmediniz. Siz bir gece dahi olsa uyumadan geçirmediğiniz bir gün olmadı. Hiç olmazsa bu gece uyumayın. Hiç olmazsa bir gece, senede bir gece de olsa uyumayın. Senede bir gece de olsa geç kalkın, gece ibadet edin. Ve aşıkların haliyle hallenin. Peygamberlerin haliyle hallenin. Velilerin haliyle hallenin. Evliyaullah'ın haliyle hallenin. Ve bir gece de olsa ayakta geçirin. Bir gece de olsa uyumayın. Bir gece de olsa ağlayın. Bir gece de olsa neşelenin. Kadir gecesi deyin. Bir gece de olsa zevklenin. Kadir gecesi deyin. Bize gecelerden bir gece sunmuş deyin. Düğün yapın, oynayın. Bir gece de olsa ayakta geçirin. Cümbüş yapın. O geliyor. Eğer sevdiğinizse sevdiğiniz geliyor. Sokaklarınızı temizleyin. Evlerinizi temizleyin. En güzel yemeklerinizi yapın. En güzel giysilerinizi giyin. En güzel kokularınızı kokulayın. Saçlarınızı en güzel şekilde tarayın. Öylesine süsleyin ki kendinizi. Öylesine süsleyin ki o geliyor. Sevdiğiniz geliyor. Aşıklar onu her gece yaparlar. Aşık olmayanlar hiç olmazsa bir gece yapsınlar. Ve Cenab-ı Hak onların önüne öyle bir menfaat koymuş ki, onların önüne öyle bir menfaat koymuş ki aşık olmayanlara. Ey aşık olmayanlar! Gelin yılda bir gecenizi geçirin, nimete gark olun. Gelin yılda bir gece böyle bir gece yaşayın, lütfa gark olun. Alın cennet istiyorsunuz, verdim size cenneti. Bir geceye karşılık bir cennet hayatı. Bir geceye karşılık ebedi hayat. Niçin? O geliyor. Şöyle düşünün. Önceden adaptandı. Padişah tahta geçtiğinde tahta geçiş günü akçe dağıtırdı, hulüfe dağıtırdı. Padişah tahta geçtiği anda mahpustakileri azlederdi. Serbest bırakırdı. Padişah tahta geçtiğinde sıkıntıda olanların sıkıntılarını hallediverirdi. Çünkü padişah yeni bir padişah. Bugün altyazıda okudum, bilmiyorum hangi devlet, hangi millet. Diyordu ki işte birisi Kadir Gecesi diye 1700 tane mahkumu affetmiş. Neresi? Türkmenistan'daymış. Türkmenistan'da Kadir Gecesi diye, Kadir Gecesi'nin hürmetine 1700 kusur herhalde, öyle okudum gözüm gördüğü kadarıyla, mahkumu affetmiş devlet başkanı. Kadir Gecesi'nin hürmetine. Bir devlet başkanı Kadir Gecesi'nin hürmetine bu kadar mahkum affediyorsa Allah'ı düşünün. Affeder hepsinden. Affedince ona bir zorluk yok. Ona bir hesap da yok neden affettin diye. Ona bir kimse sorgu da sual da soramaz. Sen niçin bu gece bütün ümmeti affettin diye. Evet, bütün ümmeti affetti. Bütün ümmet günahsız bu gece. Gelin gözümüzü açalım görelim onu. Bütün ümmet günahsız bu gece. Bu gece tecelliyatı izleyelim. İnsanlar ay tutulmasını bekliyorlar, öyle değil mi? Önceden küçük çocukken biz güneş tutulmasını göreceğiz diye camlara his yapardık. İsti camlarla beklerdik biz güneş tutulacak diye. Güneş tutulması için insanlar bu kadar bekliyorlar. Ay tutulması için insanlar bu kadar bekliyorlar. Bu gece, evet o gece. O bu gece tecelli edecek.
ve bütün ümmetin de affolduğunu düşünürsek, bütün ümmet bu tecelliyatı izlemesi lazım. Bu tecelliyatı seyretmesi lazım. Meleklerin saf saf indiğini görmesi lazım. Ruh madem ki yeryüzüne inecek ve o ruh Cebrail aleyhisselamsa ümmetin bunu görmesi lazım. Ey ümmeti Muhammed! Görmüyorsak o zaman biz hayali bir Kadir Gecesi yaşayacağız. Eğer biz Meleği Azam'ın ve meleklerin yeryüzüne indiğini ve yeryüzünde dolaştığını görmüyorsak hayali bir Kadir Gecesi kutlamış olacağız. Bu yanlış mı? Değil. Ama bu eksik. Bu yanlış mı? Değil. Ama bu eksik. Madem ki melekler saf saf inecekler ve madem ki Hazreti Peygamber ve ashabı ve ashabından sonra gelenler melekleri görmüşler. Madem ki Hazreti Cebrail inmiş, Hazreti Cebrail aleyhisselam insan suretindeymiş ve insan suretinde indiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu tanımış ve insan suretinde indiğinde bazı sahabeler onu tanımış, o zaman Hazreti Cebrail de insanın tanıması muhtemel. Hazreti Cebrail de insanın görmesi muhtemel. Madem ki sahabeden bazıları cinni taifesini tanımış, madem ki sahabeden bazıları melekleri tanımışlar, şeytanı tanımışlar, o zaman bunlar tanınmaktan uzak değiller. O zaman bunlar bilinmekten uzak değiller. Madem ki melekler o zaman bu gece inecekler, o zaman ümmetin içerisinden birilerinin o melekleri görmüş olması lazım. O zaman ümmet o melekleri tanıyıp bilmiş olması lazım. İman neydi? İman, meleklerin olduğuna şehadet etmek. Şehadet etmek, şahit olmak, görmek. Ey ümmeti Muhammed! Bir tanesi gelip bana meleği görüp de bana tarif edebilir mi ki? Meleği gören gerçekten imanı kamile ermiş bir kimsedir. Biz şehadet ediyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine. İman bu. Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ediyoruz. İman bu. Ve meleklerine şehadet ediyoruz. İman bu. Kitabına, kitaplarına şehadet ediyoruz. İman bu. Peygamberlerine şehadet ediyoruz. İman bu. Kabir hayatına şehadet ediyoruz. İman bu. Kabir hayatına. Şehadet ettik, kabir hayatı vardır. Nasıl şehadet ettin, gördün mü? Yaşadın mı? Boşuna mı dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Ölmeden önce ölünüz diye. Yeşil, kırmızı, beyaz, siyah ölüm peşinde koşanlar. Kendi kendilerine ölümü 3'e 4'e 5'e bölenler. Gelin Allah aşkına bana kabir hayatından bir lahza anlatın. Sizin o ölümü gerçekleştirdiğinize inanayım. Gelin şurada kabristanlar var. Bir taneniz desin ki buradan bir şey gördük. Buradan bir şey anladık. Burada bir şey söyledi bize. Ama biz ona şehadet ediyoruz. Evet, kabir haktır. Hesap kitap haktır. Şehadet ediyoruz. Ey Müslüman, hesaba çekildin mi gece yattığında? Sana gece yattığında kalk deyip de seni hesap yerine götürdüler mi? Niye sen şehadet ettin? Şehadet ettiğin şey ne? Mahşer. Mahşerin kuruldu mu? Mahşeri yaşadın mı? Mahşere çıkardılar mı seni? Bütün mahşerin ne alemde olduğunu gördün mü? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gördü. Hazreti Peygamber bize o mahşerden haber veriyor. Mahşerden haber veriyor.
Tefsirciler diyor ki Hazreti Peygamber o mahşeri hal aleminde yaşadı. İyi kardeşim, hal aleminde yaşamış. Sen de yaşadın mı? Sen de o hesaba kitaba çekildin mi? Mahşere iman etmedin mi? İman, çıplak bir şekilde iman ettiğin şeyi görmektir. Hadi hesabı çekin, kitabı gönder bana, gör ben. Biz cennetin var olduğuna iman ettik. İman ettik. Cenneti gördün mü kardeş? Cennet var, görenler var onu. Hazreti Peygamber görmüş, ashabı görmüş, ashabın yolundan giden pir efendiler görmüş. Onun yolundan giden mürşitler, veliler görmüş. Cenneti görenler var. Ben bizatihi dinledim. Ve o kimseyi gördüğümde gerçekten onun cenneti gördüğüne şahadet ettim kendi kendime. Cenneti görenler var. Cehennemi görenler var. Cehennemin homurtusunu dinleyenler var. Cehennemi uzaktan seyredenler var. Cehennemdeki azabı seyredenler var. Günlerce sarhoş dolaşıyorlar. Günlerce yediğini içtiğini bilmiyorlar. Akılları gidecekmiş gibi oluyor. Ve gördü her yerde ateş kümesi görüyor. Gördü baktı her yerde kapkara ateş görüyor. Ve kapkara ateşin içindeymiş gibi yatıyor. Ondan çıkamıyor kendini. Ne zaman ona üstadı bir ders veriyor, bu esma veriyor. Oğlum şu esmayı çek diyor. O esmayı çektikten sonra o halden kurtuluyor. Ama onu yaşıyorsun. Onu yaşıyor. Ve cehennemin hak olduğunu görüyor. Ve biz euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden sana sığınırız diyor. Şeytanı gördün mü? Aklını alır senin. Aklını alır. Aklını alır. Kendine gelemezsin. Ve bize son nefeste şeytan gelir diyor. Kabre konurken gelir, kabirde diyor. Gördün mü? Kabristana gittin. Kabristanda gitti. Cenazeleri defnetmeye gittiğinde o cenazenin başında kabristanda sorguya suale başlandığı anda şeytanın gelip ona Rabbike nebike denirken melek şeytanın gelip orada nasıl aldatmaya çalıştığını gördün mü? Arabi hal ilmini ilmi ledün olarak görür. Ve hali ilim kapısı olarak görür. Rüyayı ilim kapısı olarak görür. Hal ve rüya Arabi Hazreti Mevlana Abdülkadir Geylani Ahmet el-Rufai Ahmet el-Bedevi ilim kapısı olarak görürler. Hazreti Peygamber ilim kapısı olarak görür. Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür rüyalar. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz ise sen bunu rüyanda görebilirsin. Bunu halinde görebilirsin. O zaman şehadetin şahadet olur. O ana kadar şehadetin şahadet değil. O ana kadar şehadetin senin ilmen şehadet. Aynel şehadet değil. İlmel yakin noktasında şahadet ediyorsun. Evet Allah vardır, ilmel yakin. Evet melekler vardır, ilmel yakin. Evet kitaplar vardır, ilmel yakin. Evet peygamberler vardır, ilmel yakin. Evet cennet, cehennem, hesap, kitap, mahşer vardır, ilmel yakin. Dostlar, bunu aynel yakine çevir. Ayın görmek demek. Bunu görmek aynel yakin. Ama rüyanda gör. Ama sufi noktasında halinde gör. Zikrullah esnasında, tefekkür esnasında, namaz esnasında. Daha da arttırıyorsan, arttıysa ibadetin dışında yolda giderken, zikir yaparken daha görürsün onu. Namaz kılarken Allahu Ekber dediğinde Beytullah'ı gördüysen bu aynen yakindir.
Namazda durursun, Allahu Ekber, Beytullah senin gözünün önündedir. Önündedir Beytullah. Bu aynen yakindir. Ama sen Allahu Ekber deyip Beytullah'ın içinde namaz kılıyorsan bu hakken yakindir. Bu hakken yakindir. Beytullah'ın içinde namaz kılıyorsan. Bu bir müddet sonra başka yerlerde namaz başlar. Ondan sonra aşağılarda kılmaya başlar o kimse. Allahu Ekber dediğinde aşağılarda namaz kılıyordur. Hakkar yakinin derecesi bitmez çünkü. Derece derece devam eder. Sadece Beytullah'ın içerisinde namaz kılıyorsa o kimse daha yolu var. Aldanmasın, kalmasın. Daha yolu var onun. O zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkar yakin, iman noktasında da. İlmel yakin iman ettik. İlmel yakin. Dostlar, sufiler, dervişler, evliyalar, veliler. Eğer bu haldeseniz hala da Kadir Gecesi'nin manasını algılayamayacaksınız. Kadir Gecesi'ni anlayamayacaksınız. Sufiyim diyenler, veliyim diyenler, evliyayım diyenler, şeyhim diyenler. Kadir Gecesi'nin manasını algılayamayacaksınız. Eğer hala da melekleri göremediyseniz ve hala da cenneti göremediyseniz, cehennemi göremediyseniz ve mahşeriniz kurulmadıysa, hesabınız, kitabınız verilmediyse, kabri görmediyseniz, ölmeden önce ölümü tatmadıysanız, siz Kadir Gecesi'ni benim gibi zahiri, yüzeysel yaşayacaksınız. Herkes gibi yaşayacaksınız. Yok. Allah'ın istediği bu olmaması gerek. Allah kullarını hakkel yakin noktasında ister. Hakkel yakin noktasında kendisinin tanınmasını ister. Hakkel yakin noktasında kendisinin bilinmesini ister. İşte o bilinmezlik bilinirliğe döndüğü an Kadir Gecesi'dir. O anlamsızlık anlama döndüğü andır Kadir Gecesi. O zaman sen kendi Kadir Geceni bekle. Bildiğin an, gördüğün an, anladığın an senin Kadir Gecendir. Sana misafir olduğu andır Kadir Gecesi. Sevgili sana geldiği andır Kadir Gecesidir. O Kadir anıdır. Sevgili sana hitap ettiği andır Kadir Gecesi. Sevgili sana merhaba dediğindedir Kadir Gecesi. Sevgili sana nasılsın dediğindedir Kadir Gecesi. Sen ya Rabbi dediğinde, o buyur dediğindedir Kadir Gecesi. Sen ya Rabbi beni affeyle dediğinde, affoldun sözünü aldığın gündür Kadir Gecesi. O sözü aldığın an Kadir Gecendir senin. Mahşerini gözünün önünde kurup, hesabını kitabını görüp, mahşerden sonra nereye gideceksen makamını gördüğün andır Kadir Gecesi. Meleklerin seni üvey gibi kanatlandırıp götürdüğü gündür Kadir Gecesi. Ve götürüp Allah'ın o sonsuz nimetlerini gösterip gezdirdiği andır Kadir Gecesi. Ve seni kanatlarına bindirip Allah'ın sonsuz sayısız mahlukatını gözünün önünde geçirdiği andır Kadir Gecesi. O andır Kadir Gecesi. Ve mahlukatın sonsuz sayısız mahlukatını, sonsuz sayısız nimetini, sonsuz sayısız varlığın tecelliyatlarını anladığın andır Kadir Gecesi. Sufi manasında. Yoksa Kadir Gecesi Kadir Gecesidir. Eyvallah. Ama düşünüyor musunuz? Ya bir sevgili özleseniz, bir sevgili özlüyorsunuz ve o sevgilinin peşinden koştuğunuzu düşünüyorsunuz. Ve sevgili peşinden koşulurken bir anda geriye dönüp buyur diyor size. Veya bir anda hiç ummadık bir anda kalbiniz patlayacak gibi oluyor. Kalbiniz yanılacak gibi oluyor. Ardından bir letafet, bir sükunet, bir sükune iniyor. Bir bakıyorsunuz ki kalp sizin kalbiniz değil. Sanki dümdüz nur olmuş. Renkten renge giriyor. Ve siz esmadan esmaya geçiyorsunuz. Esmadan esmaya geçiyorsunuz.
bir alabora, bir gürültü, bir şatala, bir şatala. Evet, bir ses geliyor. O geliyor. Ve bakıyorsunuz kalbiniz sizin elinizde değil. Kalbiniz sizi dinlemiyor. Siz kalbinizi izliyorsunuz. Kalbiniz öyle bir esmayla, öyle bir letafetle, öyle bir sükunetle sükune ediyor ki siz kalbinizi izlerken kalbinizin sizin olmadığını görüyorsunuz. Ve sizin elinizden uçup gittiğini görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu benim değilmiş. Ve nurdan nura girdiğini, renkten renge girdiğini, değişik varlıkların, değişik tecellilerin olduğunu görüyorsunuz. Kadir gecesi. O, yeryüzüne inmiş. Hep ben yeryüzüne iniyor derken önceleri dünya semasına iniyor diye düşünüyorum. Evet, muhakkak bir dünya semasına da iniyor. Yeryüzü. Zühdin kulların kalpleri. Yeryüzü. Mümin kulların gözleri. Evet. Melekler bölük bölük inerler bu gece. Mümin kulların kalbine inerler. Ruh da o gece iner. Mümin kulların kalplerinden. Allah'ın dağla taşla ne işi var? Meleklerin dağla taşla ne işi var? Cebrail aleyhisselamın ve diğer büyük meleği azamların dağla taşla ne işleri var? Bu gece veya hangi geceyse o ve melekleri bölük bölük yeryüzüne inecekler. Yeryüzünden kastım mümin kulların kalbi olduğuna inanıyorum. Yeryüzünden kastım aşıkların gönülleri olduğuna inanıyorum. Yeryüzünden kastım peygamberlerin gönülleri olduğuna inanıyorum. Evet. Yoksa böyle bir gönle sahip olanların bu geceyi anlayacağını, bu geceyi bileceğini ümit ediyorum. Ama böyle bir gönle sahip olmayanların da bu geceyi yüzeysel bir şekilde kurtulacağını veyahut da yüzeysel bir şekilde bu geceyi geçireceğine inanıyorum. O yüzden bilmiyoruz. Gerçekten eğer 27. geceyse ümit ediyorum. Ben hep böyle diyorum. Ümmet adına ümit ediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri direkt 27. geceyi işaret etmemiş. Böyle hadisler var işaret ettiğine dair ama böyle net değil. Ama ashabın 27. gecede ittifakı var. Ashabtan sonra tabiinin, tebaî tabiinin, velilerin, evliyaların manevi olarak böyle tespitleri var. 27. geceyle alakalı. Allah kulunun zammı üzerinedir. Kulların cemi, müminlerin cemi bu noktada böyle bir zam üzerindeyse inşallah 27. gecedir, bu gecedir. Tabi hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretin ümmetin yanlışta toplanmaz, eksikte toplanmaz demiş. Yanlışta toplanmadığına göre bütün ümmet 27. gecede toplandığına göre ümit ediyorum bu gecedir. Ve ben asla Kadir Gecesi'nin bir kimse bilse dahi bunu söyleyemeyeceğine inanıyorum. Bunu söylerse çünkü Allah'ın sırrını ifşa ettiğinden bir dahaki seneye onu yakalayamayacağına inanıyorum. Belki de işaret yoluyla bazı şeyler olabilir. O yüzden
Geçen gün mesaj çekmişler, bu gece Kadir gecesidir, Mekke'den haber geldi diye. Bunlara atıfta bulunaraktan söylüyorlar. Bu tip şeyleri hiç nazar itibara almamlar. Çünkü bütün kalbi açık olan, kalbi çalışan sufiler bilirler ki Allah'ın bu tip sırları açıklanmaz. Ve Kadir gecesini tespit eden bir kimsenin Kadir gecesi bu gece demesi de mekruhtur. Bunu işlemezler. Ama velakin işte böyle hamken, pişmemişken bazı şeyler yaşanır. Bunu arkadaşlar bilirler, küçük değini. Biz Ömre'deyken işte o gün böyle Kadir gecesi gibi bir hava var ortalıkta. Bizim aşçı İsmail var ya, dışarıda lokma yapar. İsmail de yanında birkaç arkadaş, biz de Beytullah'a doğru oturuyoruz, onlar geldiler. İsmail, bugün Kadir gecesi herhalde yazdın mı? O da öyle görmüyor abi dedi. Son ömreydi herhalde o gün, o sene. Benim son gittiğim ömreydi. Dedim İsmail, inşallah öyleyse dedim ya. Bugün dedim imam bir işaret versin dedim. Fatiha'dan sonra Kadir suresi. Sohbet ettik böyle hafiften gülüştük. Ezan'a da yakındı zaten. Neyse Sudeysi akşam namazını okuduruyordu. Fatiha'yı okudu durdu. Bir sessizlik bekliyor. Herkes bekliyor. Yani ardındaki ayeti bekliyor. Herkes ikinci Zammı sureyi okuyacak. İçimden dedim ki, Ya Rabbi dedim, Kadir gecesi de bize bir işaret ver. Sudeysi dedim, Kadir suresini imam okusun içimden. Namazda olan bir şey. Sudeysi ne zaman Kadir suresini başladı, biz tabii yıkıldık hep beraber arkadaşlarla beraber. Herkes üzüldü çünkü namazdan önce konuştuğumuzu. Herkes başladı mesaj çekmeye. Bugün Kadir gecesi diye oradan. İçimden dedim ki Allah'ım. Dedim bugün tamam Kadir gecesi de. Mesajlar çekildi herkese bugün Kadir gecesi diye. Dedim eğer böyle bir gerçekten böyle bir hal yaşadıysa bir kimse ve gelen haber böyleyse eyvallah. Ama ya böyle değilse böyle bir hal yaşanmadıysa böyle delilli bir şey yaşanmadıysa o zaman ne olacak? O zaman boş bir haber olacak. Allah bizi affetsin. Böyle boş haberler çok dolaşır. Muhakkak son 10 günde aramak lazım. Son 10 günün içerisinde, son 7 günün içerisinde aramak lazım. Muhakkak. Ve son 7 geceyi, hatta son 10 geceyi, 10 geceyi üst üste Kadir gecesiymiş gibi ibadetle geçirmek gerek. Böyle bir tek mevsimlik gibi, günlük gibi, müminlik değil de bu. Ama bu böyle işte 27. güne de direkt yaslamak da hoş değil. O yüzden sufiler her geceyi Kadir gecesi bilsinler. İlmel yakinler, ilmel yakin olanlar 27. geceyi Kadir gecesi olarak görürler. Aynen yakin olanlar son 10 günü ararlar Kadir gecesinde. Hakikaten yakin olanların her gecesi Kadir gecesidir. Hepimize Cenab-ı Hak hakikaten yakin noktasını nasip etsin. Amin. O yüzden her gecesi onların Kadir gecesi olsun. Cenab-ı Hak cümle ümmet-i Muhammed'i her gece Kadir gecesi gibi gecelerini ihya etmek nasip eylesin. Amin. Tabii Kadir gecesinin bir yönü de hüzün tarafı var. O hüzün tarafı da Ramazan bitti. Elveda dedi. Elveda'ya az bir zaman kaldı. Hüzne az bir zaman kaldı. Neden? Ramazan bereketli ay, lütuflu ay, ikramlı ay, ihsanlı ay. Şeytanların bağlandığı ay. O yüzden Kadir gecesinden sonra Ramazan el sallamaya başladı. El sallamaya başladığının işareti Kadir gecesi.
Artık insanlar Ramazan'ın son günlerini yaşıyorlar. Bayrama hazırlıyorlar kendilerini. Eğer Kadir gecesinde tecelliyata mazhar oldularsa bayramları bayram olacak. Eğer Ramazan'ın sonunda af oldunuz hitabını aldılarsa bayramları bayram olacak. Eğer sevgiliyle buluştularsa bayramları bayram olacak. O yüzden bayramın da ilmel yakini, aynel yakini, hakkel yakini var. Hakkel yakinlerin bayramları ayrı. İlmel yakinlerin bayramları ayrı. Aynel yakin olanların bayramları ayrı. İnşallah o bayramlar da hakkel yakin noktasında bayram olur. İnşallah Cenab-ı Hak bütün ümmet-i Muhammed'in de bayramını o hale getirir. İnşallah. Ey genç, Hazreti Mevlana demiş bunu. Her gece Kadir gecesi değildir ama bütün geceler de ondan hali değildir. Hırka giyenler arasında bir Allah fakiri vardır. Sana da haksa ona yapış. Nerede anlayışlı bir mümin ki padişahtan yoksula yad etsin? Alemde her şey ayıpsız olsaydı ticaret edenlerin hepsi aptal olurdu. O zaman her gece Kadir gecesi değil ama sen her geceyi de Kadir gecesinden ayrı görme. Sen her geceyi de Kadir gecesi gibi ne yap? İnşallah öyle Kadir gecenin kutla. Bizim güneşimiz, yıldızlarımız, dolunayımız odur. Bostanımız, gül bahçemiz, sarayımız, baş köşemiz odur. Kıblemiz, orucumuz, sabrımız odur. Bayramımız o, Ramazanımız o, Kadir gecemiz o, her şeyimiz odur. Allah gecenizi mübarek eylesin. Allah kadrinizi, kıymetinizi mübarek eylesin. Allah nice gecelerde bir ve beraber olmak için inşallah bir ve beraberliğimizi artırıcı hal ve amellerle hemhal eylesin. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'in kurtuluşuna sebep eylesin inşallah. Soru yazanlar haklarınızı helal edin. İnşallah sorularınıza önümüzdeki cumartesi Arife günü müsait olmazsa bir dahaki haftaya inşallah sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha'ma selam.